Efendim, tekrar birlikteyiz gene. Gene acı haberlerle. Konuğum DİS Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu. Ermenek'ten bahsettik. 18 madenci yüzlerce metre aşağıda binlerce ton suyun ve balçığın altında. Aslında isterseniz unut yok. Bunu herkes söylüyor fakat açıklamak için erken buluyor anlaşıldığı kadarıyla. Biz onları konuştuk. Birazdan belki tekrar konuşmaya devam edebiliriz ama gene bir işçi katliamı haberiyle, biliyorsunuz aslında sabahtan geldi haber. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında meydana gelen bir kaza. Mevsimlik işçileri taşıyan bir minibüs şarampole yuvarlandı. Ölü sayısı maalesef 16'ya çıkmış. 13-15 derken 16'ya çıkmış. Şimdi durumları ağır olanlar Leyla Çelik, Şerife Özkan, Fatma Önay. 45'in altında yaşları. Esme Altunbay yaralılardan biri. Meral. Esme Altunbay 16 yaşında. Meral Arslanalp 24 yaşında. Sibel Arslanalp 12 yaşında. Görüldüğü üzere ölenlerin ve yaralananların birçoğu kadın, erkekler de var. Durumu ağır olanlar epey bir hayli maalesef. Sabah erken saatlerde tabii bu haberi aldık. Yani her şey o kadar üst üste yaşanıyor ki hani bir saattir konuştuğumuz hani bu tablonun, bu politikaların bir sonucu artık her an bir ölüm haberi alıyoruz ve mevsimlik tarım işleri Sözünüzü keseceğim. Çünkü şu anda telefon hattımızda Yakup Bey var, CHP Genel Başkan Yardımcılarından ve olay yerine gitti geldi değil mi efendim? Evet, Yalvaç'tayım. Bir anlatır mısınız tanık olduklarınızı? Şimdi şöyle bir iddia var. Şu anda Leyla ihbarına devam ediyor ve hayatımızı tutamıyoruz ne yazık ki. Bugün de bir trajedi yaşandı burada. Sabahleyin Konya mevsimlik işçileri buraya Yalvaç'a elma toplamaya, elma hasatı için geliyorlar sabahın erken saatlerinde. 22 kişilik bir minibüse 46 kişi bindirilmiş. Oh, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaç dediniz? 22 kişilik minibüse? 22 kişilik bir minibüse, 46. 99 model eski bakımsız bir minibüse 46 kişi bindirilmiş. Balık istifi gibi. Ve o insanlar elma hasatı için, çalışmak için Yalvaç'a geliyorlardı. 99 model eski bir minibüs. Trenleri patlamış. Ve sonuçta şarampole yuvarlanmış. Bunlardan 16 kişi şu ana kadar ölen, vefat eden, bu iş cinayetine giden. Bunların 13 tanesi kadın işçi, 3 tanesi erkek. Erkeklerin içinde bir tane 14 yaşında çocuk var, çocuk işçi var. Ve bir yaralıyı ziyaret ettiğimde yanında bir tane küçük çocuk vardı 5-6 yaşında. Dedim amca dedim, torunun hemen gelmiş dedim. Yok dedi, o benim dedi minibüste kucağımdaydı dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani insana değer verilmeyen bu kadar geri çağ dışı bir anlayışla yönetilen bir ülke olamaz. Gerçekten bir trajedi yaşanıyor bu ülkede. Her gün yeni kazalarla uyanıyoruz. Evet, İş cinayetleriyle uyanıyoruz. Şimdi Yakup Akkaya, bugün galiba partiniz kampa giriyor değil mi? Sizin ya da girdi. Yok ya, yarın, yarın bir şey var. Şimdi bunları konuşacak mısınız? Şunu merak ediyorum. Elbette daha doğrusu konuşacak mısınız sorusu abes kaçar, konuşacaksınız da. Acaba Türkiye'yi uyandırmak için diyelim ki bir miting, bir benzeri bir şey ya da hadi kalkın gidiyoruz Ermeni'ye, hadi kalkın gidiyoruz Soma'ya, bu ülkeyi uyandırmak için CHP ne yapacak? Yani iktidara bir tane şöyle bir yakasına yapışıp Davutoğlu'nu sarsamayacağınıza göre var mı kafanızda bir şey? Düşünsenize gene olmaz, olmaz, 14 yaşındaki yani çocuklar bu konuyla arıyor. İlgili bakın biz örgütlü toplumun bu ülkeyi güçlendireceğine, demokrasiyi güçlendireceğine inanan bir ülkeyiz. Yani buradaki sıkıntı
Biz elbette ki bunu ben üstümüzden atmak için söylemiyorum ama ne yazık ki örgütlü toplumlar, sendikalar, meslek odaları bu konuda yeterli duyarlılığı ne yazık ki bir basın açıklamalarının dışında göstermiyorlar. Yani biz onlarla işbirliği yaparak bu Türkiye'nin farklı düşüncelerimiz olabilir. Ama ortaklaştırdığımız birçok sorun var, problem var. Bu ortaklaştırdığımız sorunlar, problemler hiç kimse tarafından reddedilmiyor. Diyoruz ki gelin bu bir siyaset malzemesi yapmayalım. Bu bir insandır. İnsanlar hangi siyasi partiye oy veriyorsa versinler. Onu tartışmıyoruz. Ama bu ortaklaştırdığımız sorunlar üzerinde işbirliği yapmalıyız. Bu hepimizin geleceği için yapmalıyız diye söylüyoruz. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Bu haklısınız. Yani bu konuda yani gerçekten biz işte sadece işte Halk TV, işte Başkent TV gibi birkaç kanalın dışında sesimizi çok yeterince duyuramıyoruz. Ama aranlarda bütün arkadaşlarımız bunu dile getirmeye elbette, çalışıyorlar. Elbette, elbette, elbette. Yani çok daha çalışıyor CHP'nin. Daha, yani herkesin belki de görebileceği bir şekilde ne yapabiliriz diye buna da kafa yoruyoruz. Sizin düşünceleriniz, sizin önerileriniz de bize yol gösterici olacaktır. Estağfurullah. Yani sizin gibi düşünen, hakikaten halkın çıkarları için, menfaatler için düşünen bütün aydınlara da ihtiyacımız var. Valla biz sorunları dile getiriyoruz. Sizin yaptıklarınızı takip edip duyuruyoruz Yakup Akkaya. Orada olmanız bile tabii çok önemli. Yani sizin ağzınızdan ben duyuyorum ki 22 kişilik minibüse 46 kişi bindirilmiş. Evet, bunu evet, zaten evet. Hani binerken neredeyse şey hani üzerlerine çarpı atılmış insanların. Ölüme yani, gönderilir evet, gibi. Daha eski bu? Bir minibüs yani 99 model bakımsız sabahleyin. O yaralı işçiyle konuşuyorum. Sabahleyin diyor kapılar kapanmıyordu. Üstü birisini tamirci çağırdı. Sonra uğraştılar kapıyı kapattılar. Allah ya bugün idare de verin dediler. Bizi yolladılar diyor. Yani tam böyle şey. Resmen bakarsanız bakın bir trajedi gerçekten işler acısı bir olay. Valla ben hiç unutmuyorum yıllar 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 önce 12 Eylül öncesinde evlat acısına son diye bir miting yapılmıştı Ankara'da. Sevgi Soysal evet. konuşmuştu. Onun da ölüm yıl dönümü yaklaşıyor Kasım'da. Bir hayat ne kadar kutsaldır ondan bahsetmişti. Bir insan acısına son diye bir miting hani önermiş olayım ne bileyim. Soma'da, Ermenek'te, Yalvaç'ta, İstanbul Torunlar'da her yerde. Evet. Ama çabalarınızı hakikaten izliyoruz. Zannetmeyin ki fark etmiyoruz ama daha gerekiyor belki. Evet, bu bunlar için daha evet, neler yapabiliriz peki, bunu da işte hep peki, beraber şey yapacağız. Hep peki oradaki ailelere başsağlığı, sabırlar, şifa yaralılara diliyoruz. Bizim adımıza da aktarın. Çok teşekkürler Sayın Yakup Akkaya. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, manzara ortada. Manzara ortada. Yani Türkiye artık işçiler açısından bir cehenneme dönmüş durumda. Madende, inşaatta, işte tarımda, her alanda. Ve tarım diye bir şey kaldıysa yani tabii. Yani işte mevsimlik tarım işçileri, özellikle tarım alanı zaten çok büyük ölçüde tasfiye edildi ve İLO'nun Uluslararası Çalışma Örgütü'nün istatistiklerine göre madenler ve inşaattan sonra iş kazaları açısından en riskli üçüncü iş kolu tarım. Ve Türkiye'de bak bir araştırma var. Hemen buraya gelirken çok kısaca bakabildim. Birleşmiş Milletler'le Harran Üniversitesi'nin ortak yaptığı 2013'te geçen yıl yapılmış bir araştırmada tarımda özellikle mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan işçilerin çoğunluğu kadınlar ve çocuklar. Ve bu çalışanların deminki örnek o yüzden çok önemli. %70'i çocuklarıyla birlikte çalışıyor. Tabii, yani çocuk tabii. işçiliğinin o yanında 7 yaşında 14 yaşında çocuğuyla kadınlar erkekler okulda geliyorlar. Okulda olması gerekenler. Özellikle bu mevsimde. Yolda, orada ve %70'i çocuklarıyla birlikte çalışıyor. %80'i en az sigortasız tarım işçilerinin ve tamamı sendikasız. Tarımdaki çalışma ortamı bu ve tabii ki iş cinayetleri de çok yüksek oranlarda. Yine İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin bu 2014'ün ilk 9 ayında toplam 1414 iş cinayeti tespit edilmiş durumda. Bunun 202 tanesi tarımda. Yani tarım özellikle de mevsimlik tarım işçiliği ki Türkiye'de yaşanan işte Kürt sorunu ve göçle de çok doğrudan ilişkili. Harran Üniversitesi'nin bu araştırmayı yapması tesadüf değil biliyorsunuz. Daha önce de Urfa'da çok yaygın mevsimlik tarım işçiliği. Orada yine çok sayıda kadın işçinin öldüğü pek çok faciaya
facia da yaşandı. Mevsimlik tarım işçileri gerçekten Türkiye'de çok vahim koşullarda çalışıyor. Çok önemli bir noktaya geldiniz. Bunu gösteriyor. Bu son göç dalgalarıyla belki 3 milyon kişi geldi Türkiye'ye. Evet. Tam bilinmiyor galiba ama hani İstanbul'da böyle en kaç tane ilden daha fazla nüfus olan Suriyeli göçmen var İstanbul'da bile. Şimdi bu insanlar işsiz. Bu insanların parası yok. Bu insanlar 3 kuruşa muhtaç, evleri yok vesaire. Şimdi şuradan başlayalım. Siz o göçler sırasında bunlar bu arada tarım işçilerinin kazasındaki yaralılar değil mi arkadaşlar? Evet. Gene evet başka kazalardan da varmış. Şimdi izleyicileri Suruç'a götürelim. Bundan birkaç ay öncesinde bu en büyük Kobani'den özellikle göç edenlerle öyle hani akın. Yani bir gün içinde 1 milyon kişi falan neredeyse ya da 3-5 gün içinde geldi. Bu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin mesela şaşırdığı bir hatta ilk kez tanık olduk dediği bir göç dalgasıydı. Siz gene oraya gittiniz. Soma'ya, Ermeni'ye gittiniz gibi Suruç'a da gittiniz. Hatta telefonla bağlanmıştık ama şimdi tekrar gittiniz mi bilmiyorum. Gitmeseniz de bilgi alıyorsunuzdur. Bize Suriyeli mültecilerin durumunu anlatır mısınız? Ve o durumun Türkiye'deki işsizleri, Türkiye'deki yoksulları, yoksulluğu nasıl etkilediğini. Şimdi aslında tabii Suruç'ta da bunu gördük. Daha öncesinde özellikle Şengal'deki katliam sonrasında Ezidilerden de çok ciddi gelenler oldu. Suriye Savaşı ile beraber aslında Türkiye bir yeni göç dalgası altında kaldı. Aslında biz hani mevsimlik tarım işçiliğini, göçleri konuşurken bunun doğrudan çalışma yaşamına, emek alanına etkileri olduğunu biliyoruz. Hı hı. Türkiye'de özellikle hani Kürt sorunu ve yaşanan savaşla birlikte bunu büyük kentler başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında yaşıyoruz ve bugün örneğin İnşaatlarda, en ağır ve güvencesiz işlerde, taşeron firmalarda çalışan işçilerin çoğunluğunun Kürt olması da o nedenle bir tesadüf değildir. Yani birçok alanda bunu çok açık biçimde görüyoruz. Suriye Savaşı ile birlikte çok fazla sayıda, evet bugün artık Türkiye'nin bütün kentlerinde Suriyeliler var. İşte merdiven altlarında evleri bile yok. Yani hepimiz görüyoruz Türkiye'nin her yerinde bu tabloyu. Ve bu ucuz ve güvencesiz işçilik politikalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu aslında. Hani biraz önce konuştuğumuz her gün 4-5 işçinin öldüğü, her gün bir facianın yaşandığı, işçilerin artık onar onar yüzer yüzer bu katliamlarda, yani bırakın artık emeğimizin çalınmasını, aynı zamanda yaşamımızın bir bütün olarak çalındığı, yaşama hakkının ortadan kaldırıldığı bu çalışma rejiminin evet tohumları ta 24 Ocak 12 Eylül süreciyle birlikte geldi ve bugün de bu politikalar, bu özellikle Suriye'den çok sayıda gelen insanlarla birlikte göçmen işçilik üzerinden de daha da derinleştiriliyor ve bunun aslında iki boyutu var. Birinci boyutu bu insanlar çok daha ucuza çalıştırılıyor, kayıt dışı çalıştırılıyor ve şu an aslında hani çok ciddi anlamda işsizlikle mücadele eden bir ülke olarak işsizliğin çok ciddi rakamlarda oldu. En son biliyorsunuz işsizlik verileri artık çift haneli rakamlara çıktı. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi o işsizlik rakamları sizin verilerinize göre gerçeği yansıtıyor mu? Yansıtmıyor. Bir parantez açıp onu sorayım. O konuda biz her işsizlik özellikle açıklandığında işsizlik oranları biz DİSKAR'dan, Konfederasyonumuzun Araştırma Dairesi'nden raporlar yayınlıyoruz. En son yaklaşık bir ay önce yine açıklandı. %9-6 falan gibi. 9.9 gibi açıkladılar. Ama bu gerçek rakamı yansıtmıyor. Yani iş aramayanlar, geniş tanımlı işsizlik dediğimiz biçimde tanımladığımızda bu oran %20'lere yaklaşmış durumda. Bizim rakamlarımız 18.9. Peki en fazla nasıl dönüyor olduğuna, hayat bu memlekette peki Allah aşkına? Şimdi çok ciddi bir işsizlik var. Yani her işte 3 gençten bir tanesinin işsiz olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve dolayısıyla hani bu işsizliğin bu oranlarda olduğu, kayıt dışı çalıştırmanın bu kadar yoğun olduğu, emek sömürüsünün bu kadar yoğun olduğu bir ülkede işte bu sonuçları yaşıyoruz. İnsanlar işsizlikten kurtulmak için, işte evine ekmek götürmek için en basit bir sigortası olsun diye ölümüne çalışmayı göze alıyor. Yani bu sistemin kendi doğası zaten. Yani bir çok ciddi bir işsizler ordusu yaratacaksınız ki siz o
madene, o inşaata, o işte taşeron şirketin iki dudağı arasındaki o insanlık dışı çalışma koşullarında insanları çalıştırabilirsiniz. Yani bir taraftan böyle bir işsizler ordusu çok bilinçli bir biçimde aslında büyütülüyor. Mesela işsizliğin en yüksek olduğu alan üniversite mezunu kadınlar. Kadınlarda işsizlik oranı çok daha yüksek. Özellikle de eğitimli kadınlarda çok daha yüksek. Çünkü sonuçta kadınları bir taraftan da ucuz iş gücü olarak görüyor. Daha fazla sömürülecek bir kesim olarak görüyor bugün. Şimdi sermaye. Bu hamile kalır çocuk doğurur diye tabii onlar tercih zaten etmiyor. Var. Dolayısıyla hani bu kadar işsizliğin olması, ama bu işsizlik artık öyle bir işsizlik ki, güvencesizlik dediğimiz, yani hiçbir güvencesi olmayan, işte 3 ay çalışıp 6 ay çalışmayan insanların bu güvencesizlikte, işsizlik de aslında aynı sürecin farklı parametreleri olarak da yaşanıyor artık Türkiye'de. Şimdi böyle bir tablo varken bir de işte Orta Doğu'da bu savaş bataklığına bizi göz göre göre götüren bir Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan ikilisiyle yönetilen bir Türkiye'de, biri şimdi Cumhurbaşkanı oldu, öbürü de Başbakan oldu. Bir savaş bataklığının içerisindeyiz. Orta Doğu politikaları, dış politika tamamen iflas etmiş durumda. O değerli yalnızlıklarının sonuçları artık görülüyor. Böylesi bir noktada işte Suriye'den akın akın insanlar geliyor. Kobane'den işte geliyor ve böylesi bir Orta Doğu'nun göbeğindeki bir Türkiye. Aynı zamanda evet çok ciddi anlamda işte mülteci diyeceksek onların geldiği göç alan bir bölge. Şimdi bunun doğrudan çalışma yaşamına etkilerini işte Antep'te yaşadıklarımız. Tabii. Bir yanı ırkçılık, şövenizm, öbür taraftan da ucuz işçilik, insanlık dışı çalışma koşulları. Şimdi tabii bir yandan o bölgeden hazır söz etmişken ve oradaki göçten söz etmişken son gelişmeyi de paylaşmak gerekiyor. Yani sadece Kobani'den ya da diğer yerlerden, işte Ezidilerden böyle bir göç yok. En son biliyorsunuz gelenler Peşmerge konvoyu oldu. Peşmerge konvoyu Kobani'ye geçti. Şimdi Kobani'ye geçiş, şu geçiş pek çok kesimde tartışma konusu da oldu. Şu nedenle oldu. Güneydoğu'da bir topluca gösteriye dönüştü diye. Şimdi aslında gece vakti geçecekmiş bu konvoy. Ama gündüz geçti ve hem de 29 Ekim günü geçti. Orada pek çok kişi eşlik etti. Dediğim gibi bir gösteriye dönüştü vesaire vesaire. Deniyor ki yolda kamyonların lastiği patlamış. O nedenle gece değil gündüze kalmış ve geçişte 29 Ekim'e denk gelmiş. İnanırsanız, ha burada da çünkü benzer tartışmalar oldu. Şimdi bu meseleye dair bir şeyler konuşacağız ama Melih Aşık'ın köşesinden ben bugün bu görüntülere... geçiş görüntülerine, bu görüntülere değil, geçiş görüntülerine itiraz edenlerin sesine tercüman olan Melih Aşık'tan bir bölüm izleyelim, devam edelim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda iki resmi geçit yapıldı. Biri Ankara'da, diğeri Güneydoğu'da. Güneydoğu'daki geçit daha coşkuluydu. Peşmergeler sabahın erken saatlerinde Habur'dan girdi. 40 araçlık konvoyda uzun menzilli top, zırhlı araçlar, kamyonlar yer aldı. Peşmerge konvoyunu yol boyunca binlerce kişi Kürdistan ve PKK bayraklarıyla karşıladı. Biji Serok Obama, Yaşa Önder Obama sloganları atıldı. Böylece 29 Ekim'de topraklarımızdan Peşmerge'nin resmi geçit yapmasına izin verildi. Kim tarafından? Bizatihi Türkiye'yi yönetenler tarafından. Yöre halkının coşkun tezahüratı da eklenince içe dışa şu mesaj verildi. Türkiye'nin güneydoğusu Türkiye'den kopmuştur. En azından görüntüler bu algıyı yarattı. Hani Cumhurbaşkanı PYD'yi terör örgütü ilan etmiş, ABD uçaklarından silah atılmasını eleştirmişti. Bu defa silahların karadan gönderilmesine tepki değil, destek verdi. Kendini yenik düşürdü. Türkiye'den geçen Peşmerge Birliği ne sınır kapısında ne yol güzergahında aranmadı. Dolayısıyla ne tür silahlardan kaç adet gönderildi tarafımızdan bilinmiyor. Peşmerge kılığında geçenlerin kim olduğunu da bilmiyoruz. Fotoğraflarda yüzü örtülü, kolunda Amerikan bayrağı olan şahıslar görüldü. Gidenlerin Peşmerge'nin özel kuvvetleri olduğu da söylendiğine göre muhtemelen çoğu Amerikalı paralı asker ya da PKK'lılardı. Götürülen silahların PKK uzantısı PYD'nin eline geçmesi ve Türkiye'deki PKK'lılara aktarılması büyük olasılıktır.
AKP hükümeti böylece PKK'ya silah yardımı yapmış olmaktadır. Açılan koridor kapanmayacak, çift yönlü işlemeye devam edecektir. İhtiyaç var diye yeni silah ve cephane gönderilecek, yaralılar geriye taşınacak, iki yönlü trafik durmayacaktır. Türkiye artık yol geçen anıdır. Şimdi bir kesim böyle eleştiriyor. Yani o peşmerge konvoyunun gelişi binlerce bölgedeki insan tarafından hakikaten olağanüstü bir gösteriyle, sevinç gösterisiyle belki karşılandı. Şimdi iki ayak daha ekleyeceğim ben bu meseleye. Ondan sonra soracağım DİS Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'na. Şimdi biri şu, Öcalan en son İmralı'dan gelen mesajında çıtayı bir tık daha yükseltti. Dedi ki, Türkiye sınırlarının konuşulacağı, ele alınacağı bir komisyon kurulsun, Misak-ı Milli Komisyonu kurulsun dedi. Birçok gerçeklerle yüzleşme vesaire gibi müzakere sürecini izleme komisyonu gibi komisyon talep ediyor Öcalan malum epeydir sekreter yanı sıra. Şimdi bir de Misak-ı Milli komisyonu kurulsun dedi. Türkiye sınırlarının konuşulup tartışılacağı. Yani ne demek? Sınırları bu komisyonda oturalım tartışalım. Kendisinin de içinde olmasını şart koşuyor zaten biliyorsunuz. Ve orada belki de şurayı değiştirebiliriz, burayı değiştirebiliriz diye ele alalım diyor. Şimdi bir sonraki ayak Cengiz Aktar, Taraf Gazetesi yazarı. O da bugünkü yazısında bu çözüm süreci meselesine, çünkü bütün bu peşmergenin geçişi, Diyarbakır'daki saldırılar, Yüksekova'daki saldırılar, diğer konular geliyor Kobani meselesi hepsi sonunda çözüm sürecine bağlanıyor. Davutoğlu da daha yeni dedi ki biz çözüm sürecinden umutluyuz dedi. Ama izledik bir peşmergenin gelişindeki sevinç gösterileri, Öcalan'ın talebi ve kalemi düşürüyordum elimden. Cengiz Aktar'ın bugün taraf köşesinde yazdığı. Diyor ki Cengiz Aktar, elbette müzakere yapılır yani bu doğal bir şeydir diyor. Zaten onun doğal karşıladığını hep biliyoruz. Ama diye devam ediyor. Pekala, müzakere kalıcı barışın teminatı mıdır? Elbette hayır. O grafiği veriyor muyuz arkadaşlar? Çok önemli bir noktanın altını çiziyor Cengiz Aktar. Demokratik altyapısı olmayan barış tıpkı burada olduğu gibi ateş kesten ibaret olur. Ateş de er veya geç yeniden başlama potansiyeli taşır ya da iş ayrılıkla biter. Kürt meselesinde bu senaryoyu artık asla göz ardı etmemek lazım diyor. Tekrar birkaç noktaya vurgu yapayım mı? Laflar hemen uçuyor çünkü. Demokratik altyapı yoksa şayet, barış tıpkı burada olduğu gibi ateş kesten ibaret olur. Ateş de er veya geç yeniden başlar ya da iş ayrılıkla noktalanır. Bunu da katiyen göz ardı etmemek gerekir diyor. Asla kelimesini kullanarak Cengiz Aktar. Şimdi böyle bir gelişmeyle 2014'ü tamamlıyoruz. Ayrılık lafları edilmeye başlandı. Güneydoğu'da gerçekten çok bambaşka bir hava esiyor, bir rüzgar esiyor. Duygusal kopuştan söz ediliyor. Sizin gözlemleriniz nedir? Hakikaten öncelikle şu noktayı sormak istiyorum. Buradan da Gezi'ye geleceğim zaten. Demokrasi yoksa, demokratik altyapı yoksa, yani demokrasi yoksa nasıl bir barış gelebilir diyor. Yani demokrasi olmadan nasıl barıştan söz edeceğiz biz? Hele AKP iktidarı gibi demokrasinin D'siyle herhangi bir ilişkisi olmayan bir iktidardan söz ediyorsak. Buradan başlayalım, oradan Gezi'ye gelelim. Hangi demokrasi diye soralım, hangi barış ya da çözüm diye konuşalım.
Şimdi tabii Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'daki dış politikası, biraz önce de vurgulamaya çalıştım. Bütünüyle Orta Doğu'da yerel ya da bölgesel ve dünya çapındaki emperyal güçlerin oradaki işte iktidar savaşları içerisinde bir savaş politikası biçiminde şekilleniyor. Yani bu yıllardır özellikle AKP iktidarıyla birlikte Orta Doğu'da doğrudan bir savaşın tarafı haline gelmiş durumda Türkiye. Bunun bir boyutu bu. Diğer boyutu da evet, Türkiye'de 30 yılı aşkın bir süredir yaşanan bir süreç var. Kürt sorunu ve Kürt halkının yıllardır verdiği bir mücadele var ve bu mücadelenin sonucunda gelinen bir nokta var. Bugün işte adına barış süreci, çözüm süreci, müzakere süreci, her ne dersek diyelim, bir süreç var. Şimdi dolayısıyla asıl demokrasi eksenli tartışacaksak bütün bunları, hem örneğin işte Orta Doğu'da IŞİD denen bir çete türetildi. Bu kendiliğinden ortaya çıkmadı. Çok açık ki IŞİD denilen bu çete bir, hani daha öncekilere göre işte devlet de diyorlar üstelik kendilerine. Egemenlik evet, alanı altına aldıkları İslam yerde. İslam devleti diyorlar. Tabii yani İslam devleti orada işte valisini de atıyor vesaire. Tam bir devlet yapılanması kurarak ve kendinden olmayan herkesi, yani Kürtleri, Türkmenleri, Ezidileri, kadınları, yani alabildiğini herkesi katleden bir vahşi çete. Şimdi böyle bir çetenin Orta Doğu gibi bir yerde kendiliğinden ortaya çıkması mümkün müdür? Çok açık ki bu süreç doğrudan, hani Amerika'nın aslında Orta Doğu topraklarının işgalcisidir Amerika Birleşik Devletleri, katliamcısıdır aynı zamanda ve AKP iktidarı bugün Amerika'nın, Amerika başta olmak üzere bu politikaların bu alandaki kendine özgü yönleriyle de uygulayıcısı konumundadır ve Türkiye'yi tam bir savaş bataklığına sürüklemiştir. Bununla çok doğrudan ilişkili olarak da aslında Kürt sorununda gelinen noktayı da doğrudan ilişkili olarak tanımlamak lazım. Ve demokrasi eksenli tartışacaksak da evet, Türkiye'de demokrasinin olmadığı bir ülkede gerçek bir barış süreci olamaz. Bunun tersi de doğrudur. Kürt sorunu çözülmeden, gerçekten Kürt halkının bu noktadaki taleplerini de içeren bir çözüm noktası, yani savaşı durduracak, hani hep söylenen akan kanı durduracak bir süreç olmadan, gerçekten bu ülkede yıllardır yan yana, kardeşçe, işte aileleri bir arada yaşayan insanların birlikte yaşayacağı bir ülke düzeni oluşturulmadan da Türkiye'ye demokrasi gelmez. Yani dolayısıyla hem Kürt sorununda gerçek bir çözümün olabilmesi için evet, Türkiye'nin demokratikleşmesi lazımdır. Bunun tersi de doğrudur. Kürt sorunu çözülmeden de, bu savaş bitirilmeden ve gerçek bir barış ortamı, eşit yurttaşlık temelinde gerçek bir barış ortamı sağlanmadan da Türkiye'de gerçek bir demokrasinin inşa edilmesi söz konusu olamaz. Bu çok birbiriyle hakikaten iç içe geçen bir süreç ve bugün hani bu çözüm süreci, barış süreci, müzakere süreci açısından baktığımızda da bu süreç çok doğal olarak, ben doğal da karşılıyorum, iniş çıkışlı bir süreç olacaktır. Çok doğrusal, dünyanın hiçbir yerinde zaten böyle yaşanmamıştır. Peki, İniş çıkışları olacaktır. Hele hele böyle bir coğrafyada. Meselenin... Yani yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta bunlar yaşanırken, Türkiye'deki barış sürecinin ya da işte Kürt hareketiyle yapılan bu müzakere sürecinin bunlardan etkilenmemesi söz konusu değil. Şu an peki, meselenin örneği böyle söylüyorlar. Komisyonlarda, bu misak-ı milli komisyonları gibi komisyonlarda sınırların konuşulabileceğini ve belki de hatta ayrılık meselesinin konuşulup gündeme alınabileceğini öngörüyor musunuz? Yani bu söz konusu olabilir mi size göre? Sınırlar meselesi, ama aslında tabii Kürt hareketi, özellikle Kürt siyasetinin sözcüleri ilk günlerden itibaren de, özellikle bu müzakere süreci başladığı günden itibaren de hep bu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir ortak yaşamdan, birlikte yaşamaktan, barış içinde kardeşçe yaşamaktan söz ediyorlar ve bütün aslında görüşmelerin ana teması da, yani Abdullah Öcalan'ın ortaya koyduğu yol haritaları, açıklamalarına baktığımızda da bunu böyle görüyoruz. Ancak Türkiye'de gerçekten hani yıllardır ezilen ve yok sayılan bir Kürt halkının kendini var etme mücadelesi var. Nasıl bu ülkede işte Kürtler var, evet, Çerkezler, Lazlar varsa aynı şekilde Kürtler de var ve Kürtler Kürt olmaktan kaynaklı, ama burada birlikte yan yana kardeşçe bir arada yaşamanın kendilerinin varlığı sayılarak oluşması için bir süreci, mücadeleye yürütüyorlar. Ama şunu söylememe izin verin. Şimdi bu söylediğinizi neredeyse MHP milletvekilleri bile söyleme noktasına geldi. Yani işte Çerkesler gibi, efendim Boşnaklar gibi, Lazlar gibi Kürtler de var ve çoğunluktalar, yani sayıca da çoğunluktalar vesaire. Şimdi bu noktayı Türkiye çok yanlış bir politikayla elbette uzun yıllar bir yara haline getirdikten sonra nihayet kabul etti. Bu noktayı ben açtık diye düşünüyorum. Benim sorum şu. Şimdi bu gelinen nokta Öcalan'a yetmiyor.
Tamam, belki Diyarbakır'da sokakta yürüyen Kürt'e de yetmeyecek. Çünkü ana dilde eğitim diyecek belki. Ama onun ötesine geçen de bir şeyden söz ediyorum. Yani çıtayı yükselti derken bunu kastediyorum. Şimdi ana dilde eğitimin bile karşı çıkılsa bile, daha doğrusu karşı çıkanlar olsa bile konuşulabildiği bir noktaya geldik. Dolayısıyla sizin söylediklerinizi yeniden konuşup artık oralara dönmenin zamanı da geçti bence. Çünkü onları geride bıraktık. Geride bıraktık da şimdi nereye gidiyoruz? Yani bir yolculuk arkada kaldı. Acı bir yolculuktu, zor bir yolculuktu, tamam. Ama şimdi buradan sonra mesela bir izleyici Akselamet kullanıcı ismiyle geçer. Kendisini tanımıyorum ama en azından şunu biliyorum. Yurt dışında yaşayan, AK Parti'ye yakın ama bu programı sürekli izleyen bir kullanıcıdır. Twitter kullanıcısıdır. Diyor ki bunda fena bir şey yok. Türkiye büyüyebilir diyor. Şimdi mesela sınırların yeniden konuşulmasından kasıt Kobani'yi Kürt bölgesine Türk sınırlarına katmak ve gevşek federasyonla ama işte Güneydoğu ile birlikte bir federasyon oluşturmak gibi meseleleri de mi konuşmamız gerekiyor? Yani bir yerden geldik, nereye gidiyoruz? Onu öngörebiliyor musunuz? Orta Doğu coğrafyası zaten çok açık ki, yani çok net yaşıyoruz biz bunu. Orta Doğu coğrafyasında sınırlar dahil olmak üzere, bu sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından söz etmiyorum. Orta Doğu coğrafyası sınırlar dahil olmak üzere toprağa oturmamış bir coğrafyadır. Bu kadar çok savaşın, bu kadar çok katliamın olması da bundandır zaten. Yani bir ucu Filistin'den, işte Gazze'den başlayan, işte İran'daki meseleler, Irak'taki durum, Kürtlerin, hani Kürt sorunu dediğimiz şey sadece Türkiye'yi ilgilendiren mesele değil. Kürtler Irak'ta da var, İran'da da var, Suriye'de de var. Örneğin en son dönemde özellikle Irak'ta yaşanan süreç, örneğin Kürtler işte Rojava diye bir gerçeklik yarattılar. Yani küçük bir bölge vesaire ama hani hakikaten orada kadınlar başta olmak üzere yani son derece özgürlükçü bir rejimin, bir ülkenin kurulabileceğini gösterdiler ve böyle bir örnek yaratıldı. Bu mesela bugünkü siyasi iktidar AKP'yi en fazla rahatsız eden şeylerden de bir tanesidir. O nedenle böyle bir savaş politikasının içerisine girmiştir aynı zamanda o bölge açısından. Dolayısıyla Orta Doğu, bir bütün olarak söylüyorum, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından söz etmiyorum, Orta Doğu coğrafyası sınırları, toprağı, kültürü vesairesi açısından bakıldığında son derece hareketli bir bölgedir ve oturmamış bir bölgedir. Burada sınırlar yeniden çizilecek. Bunun içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahil olur olmaz, o sürecin göstereceği bir şeydir. Ama yani ama bunun olabileceği kuşkusuz Orta Doğu'da ama hesap dışı bırakmıyorsunuz. Bu kadar kavganın olduğu, bu kadar büyük rant savaşlarının olduğu, yerel güçlerin, emperyal güçlerin bu kadar ciddi bir güç savaşı verdiği bir bölgedir Orta Doğu ve bu Orta Doğu'da birçok şey değişecek gerçekten. Ama Arzu Çerkezoğlu, kusura bakmayın da. Türkiye açısından tartıştığımızda kuşkusuz yani bizim esas tartışmamızın ekseninde evet demokrasi sorunu olmalıdır, birlik sorunu olmalıdır, ben, yani, barış, evet, bence de şimdi, kardeşlik bakın, olmalıdır. Bakın Orta Doğu, Orta Doğu tamam böyledir ama Türkiye bana göre Orta Doğu ülkesi değildi. Maalesef şimdi Orta Doğu ülkesi yapılıyor. 91. yılını kutladık biz Türkiye Cumhuriyeti'nin. Evet. Bunun biraz daha da öndesine gidin. 90 küsur yıldır misak-ı milli sınırları vardır. Hı hı. Ve misak-ı milli sınırlarıyla burada güçlü, temeli olan bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Şimdi Suriye'nin efendim içinden bir Rojava'nın doğması, Irak'ın üçe bölünmesi, Amerika'nın işgaliyle zaten başlayan bir süreçtir. Evet. Bununla Türkiye Cumhuriyeti'ni bir arada değerlendirmek bana doğrusu isterseniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bütününe çok büyük haksızlık ama bak, olarak geliyor. Şöyle bir şey yaşamıyor muyuz Ayşenur Hanım? Yani Türkiye Cumhuriyeti bu bataklığın içerisine sokulmuştur. Türkiye'nin güney sınırları, güneydoğu sınırları çok açık görülüyor ki sınır diye bir şey kalmamış. Şimdi Suriye Savaşı, Hatay hepimiz biliyoruz. Yani sınır mı var orada? Ama anladın yani, mı bunu görmek başka bir şey. Türkiye Cumhuriyeti bunu lideri olarak kabul etmek başka bir şey ama. Ama bu bir gerçeklik. Şimdi buradan biz misak-ı milli sınırlarını değiştirelim sonucunu çıkartmak istemiyorum ama şunu görmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, AKP iktidarı özellikle son 12 yıldır Türkiye evet Orta Doğu bataklığına ve bu savaş bataklığına sokmuştur. Bugün Türkiye'nin doğu ve güneydoğu sınırları AKP iktidar tarafından yok edilmiştir. Yani şeyde Hatay'da sınır diye bir şey yok. Yani çok rahatlıkla her türlü kaçakçılıktan yani tırlarla silah kaçakçılığı yapıldı bu ülkede. Tırlar sınırlarda durduruldu. Bu ülkeye bugün yönetenler
açıkça savaş suçlusudur. Yani Tayyip Erdoğan ondan korkuyor. Onun için şeye, Ermeni'ye binlerce polis eşliğinde gidiyor. Çünkü biliyor ki o eğer oradan inerse, Cumhurbaşkanlığı başbakanken oradan ya da şimdi Cumhurbaşkanlığı koltuğundan inerse, yargılanacağı yer uluslararası mahkemelerdir. Savaş suçlusudur bu iktidar. Dolayısıyla hani Orta Doğu bataklığına, bu savaş bataklığına Türkiye'yi bu kadar sokmuş bir siyasi iktidar, olduğu bir konjonktürde, bir anda konuşuyoruz bunu. Dolayısıyla evet, Türkiye Cumhuriyeti 91 yıl önce kuruldu. Misak-ı milli sınırları da var ama öyle yönetiliyor ki Türkiye ve Orta Doğu'da öyle bir bataklığın içerisine girdi ki, bunun bir yanı da evet Türkiye'de Kürt halkına yönelik bu baskılardır ve yürütülen bu mücadele sonucunda biraz önce söylediğiniz o hakların artık tanınmak zorunda kalmasıdır. Ama öbür taraftan da bu bataklığa Türkiye'yi soktukça, sınırları bir elek haline getirdikçe, ister istemez Orta Doğu bataklığında birçok tartışmanın içine Türkiye Cumhuriyeti girmektedir. O nedenle bizim buradan bir kere ayırmamız birincisi ve bu meseleyi Türkiye açısından, Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından, Türkiye'de yaşayan tüm halklar açısından eşitlik, özgürlük ve demokrasi meselesi olarak tartışmamız. Şimdi ona geleceğim, şöyle geleceğim. Bana sorarsanız gene son yıllarda çok çok bence net. Yani elbette benim net gördüğümü görmeyenler ya da beni eleştirenler olacaktır ama ben kendi açımdan çok net gördüğümü düşünüyorum. Güneydoğu'da son birkaç yıldır özellikle iktidar müzakere ve çözüm süreci yürüyor izlenimi yaratmak için gözünü kapattı, görmüyor orada. Hakikaten yani ben onu görmüyorum, bilmiyorum, görmek istemiyorum diyor. Orada neler 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 oluyor. Ancak biz işte 3 subay saldırıda Yüksekova'da olduğu gibi hayatını kaybettiğinde medyada bunu görüyoruz. Ya da benzeri olay Kobani eylemlerinde olduğu gibi. Düşünsenize Kobani'de 36 kişi hayatını kaybetti ve 2 günde medyadan silindi olay. İnanılır gibi değil, akıl alır gibi değil. Bitti. Şimdi neden? Çünkü orayı, orada olan biteni görmek istemiyor. Orayı kendi haline bırakmış gibi görünüyor bana iktidar. Ve asıl olarak batıda antidemokratik, baskıcı polisiye tedbirlerini uyguluyor. Yani yakında bir Türk sorunu çıkarsa, bundan kimilerine göre çıkmıştır bile, şaşırmamak lazım. Şunu kastediyorum. Artık iktidarın iki tane düşmanı var. Biri, İlk uzun MGK'yı biliyorsunuz değil mi? En uzun MGK, Erdoğan'ın ilk MGK'sı aynı zamanda gelmiş geçmiş en uzun MGK oldu. 10,5 saat sürdü ve 10,5 saatin sonunda paralel yapı iç tehdit olarak ortaya çıktı, yani cemaat. Şimdi iktidarın iki düşmanı var. Bir, cemaat ne pahasına olursa olsun ezilecek. İki, muhalif gençler, sivil hareketler, demokratik talepler ve eylemler, Validebağ'da olanları gördük, Gezi'de olanları gördük, Alevi gençlerin özellikle nasıl terörist olarak damgalandığını gördük, gördük Allah gördük. Şimdi bu konuda görüşlerinizi rica edeceğim. Oradan da süremiz sınırlandı. Şu malum başbakanla Gezi sırasındaki toplantınızı paylaşalım. Evet, dün akşam geç saatlere kadar bu Milli Güvenlik Kurulu toplantısının bitmesini de bekledik biz de. Nasıl bir sonuç çıkacak diye. Az çok da tabii bir saat önceden söylemişti tabii Cumhurbaşkanı. Orada evet bir cemaat, paralel yapı diye of, ifade bakalım ettiler. Neler olacak. İkincisi de şey, cümleyi tam olarak hani siz daha kayıtlarda vardır. Hem cemaat yapısını söylüyor, işte paralel yapı diyor. Hem de legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten işte terör örgütleri vesaire diyerek aslında şu anki mevcut iktidara muhalif olan, onun politikalarını benimsemeyen, onay vermeyen herkesi doğrudan hedefine alan bu yaklaşımını sürdürdü. Bu yaklaşımı biz aslında işte biraz önce söylediğiniz gibi Gezi sürecinde, Haziran direnişinde, isyanda da gördük. Herkesi, yani şimdi daha 2 gün önce Validebağ'da işte birkaç gündür devam eden bir direniş var. Yani, tam da kamu düzenini bozan, iç ve dış legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten
evet, oluşum var. Yani bunun içerisinde örneğin diski legal de var, çok rahatlıkla de. Bunun içinde meslek odaları da var, mahalle örgütleri de var. Yani eğer disk, evet, bugünkü AKP iktidarına, diğer bazı konfederasyonlar gibi kıdem tazminatının gasp edilmesine, özel istihdam bürolarına, daha da kölelik sisteminin getirilmesine, taşerona karşı çıkıyorsa disk, evet, muhtemelen disk de vardır. Ya da işte bu işçi cinayetlerini, her gün işçilerin öldüğü bir ülkede buna karşı bir şeyler söylüyorsanız ve yapmaya çalışıyorsanız her türlü baskıya rağmen, siz malum sendika olursunuz ve doğrudan hedefe konursunuz. Bunun içerisinde herkes var. Bunun içerisinde o işte ağaçlar kesilmesin diye dozerin önünde sandalyesini alıp oturan teyzem de var. Ya da Validebağ'da işte ağacına, korusuna sahip çıkan gençler, kadınlar, insanlar da var. Yani AKP'nin zihniyeti çok açık. Kendisinden olmayan, kendi politikalarına biat etmeyen herkes ama herkes kamu düzenini bozar. Herkes ama herkes bu memlekette vatan hainidir ve herkes, muhalif olan herkes doğrudan AKP'nin hedefindedir. Ve hani demokrasinin hiçbir kuralının, kurumun işlemediği bir ülkede, yargısından tüm yasalarına kadar da bütün bu kendisine muhalefet eden herkesi ezmeye dönük bir politikayı, bir yaklaşımı devam ettiriyor AKP ve bununla ilgili de bir dizi yeni önlem, en son biliyorsunuz iç güvenlik paketi diye bir şey açıkladılar. Hı-hı. İşte TOMA sayılarını artırıyorlar, polis sayılarını artırıyorlar. Artık işte yüzünü kapatmak bile, biz de mecburen kapatıyoruz bazen, yani gaz gelecek işte 1 Mayıs'larda şurada burada. Yani yüzünü kapatarak işte bir basın açıklamasına gitmek bile ya da bir eylem sırasında suç haline getirildi vesaire. Dolayısıyla hani tam bir hani polis devleti. Herhalde onu kastetmiyorlar mıdır? Yani orada ya da kastediyorlar mıdır? Onu da kastediyorlar aslında. Hmm. Onu da kastediyorlar. Özellikle 1 Mayıs'larda bu tartışmayı, çünkü özellikle hükümette çok fazla yaptığımız için söylüyorum. Hani bu dahil olmak üzere kastediyorlar. Sokaklarda açıkça insan öldürebildikleri, çocukları, gençleri katledebildikleri bir düzeni böyle sürdürebileceklerini düşünüyorlar. Çünkü biraz önce de söyledim, artık hani bu iktidarın yapısı, bu iktidarın bu ülkeye neler yaptığı çok açık görülüyor. Yani savaş suçluluğundan cinayete, iş cinayetlerine, bu tür bu taşeronlaştırma politikalarına kadar gerçekten bu ülkede yaşayan herkesi, işçileri, emekçileri, tüm çalışanları, kadınları, gençleri hedefine koyan bir siyasi iktidar var. Şimdi süremiz iyice daraldı. Şu toplantıya dönelim. Siz Haziran'da 2013'te Gezi olaylarının en artık böyle zirveye çıktığı bir dönemde başbakanla görüşmek için Ankara'ya gittiniz. Gezi bileşenleri diye. O görüntü gelecek ekrana. Siz o görüntülerde galiba yoksunuz. Başbakan o sırada nerede kabul etti sizi? Başbakanlıkta değil mi? Şimdi başbakanlıkta ama kız Sümeyye vardı benim hatırladığım kadarıyla. İşte sanatçıların da olduğu aralarında Halit Ergenç vardı. Burada görüyoruz işte Mahsun Kırmızı Gül müydü Kırmızı soyadı Gül, çocuğu? Evet. Mahsun Kırmızı Gül, Ali Sunal, Ali vesaire. Nebil Özgentürk görüyoruz. Şimdi siz de vardınız ve en çok da size kızdı başbakan. Ne dediniz de kızdırdınız adam bakayım? Bu görüşme tabii çok gerçekten kritik günlerde yapılan, evet, bir görüşmeydi. Biliyorsunuz 31 Mayıs'ta aslında 27 Mayıs'ta başlayan bir süreçti. Gezi Parkı'nda 3 tane ağaca sahip çıkmak için orada olan insanların gece yarısı sabaha karşı çadırları yakıldı ve bunun üzerine müthiş bir tepki ortaya çıktı ve 31 Mayıs günü ilk açıklamayı yapan da öğlen saatlerinde biz olduk. Diskin çağrısı da Taksim Meydanı'nda bir basın açıklaması yapmak istedik. Yani hatta bir oturma eylemi vardı. Biz de oraya gittik. 3-5 bin kişi vardı. Daha ben konuşmaya başladığım anda, yani megafona hiçbir şey yok. Herkes oturuyor. Yani bırakın hani polise taş atmak falan filan. Herkes oturuyor. Ayakta bile değil. Sadece ben ve yanımda birkaç arkadaşım ayaktayız. Daha konuşmaya başlar başlamaz üç taraftan hani inanılmaz sayıda, artık hani kulaklarımızın dibinden gasp şeklinin geçtiği bir saldırıya maruz kaldık ve o gün, o öğlen, o şey, bu Filistinli bir üniversite, evet, öğrencisinin, evet, 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 yaralandığı andır o. Dolayısıyla o gün öğlen saatlerinde başlayan ve gece sabaha kadar binlerce, milyonlarca insanın artık sokağa çıktığı bir gün ve arkasından da iktidarın daha fazla şiddet, daha fazla baskıyla bastırmaya çalıştığı ve en son bu görüşmede 4 tane gencimizi kaybetmiştik. Ve mesele, yani çözüm için buraya oturduk denildi. İşte sanatçılar vardı, Taksim Dayanışması'nın, hı-hı, bileşenleri, hı-hı, vardı. Biz aslında sabaha karşı 4.30'da bitti toplantı. Orada bir sözcü olarak arkadaşlarımızı belirlemiştik. Daha çok onlar
bunlar konuştular. Ama başbakan öyle bir noktaya getirdi ki meseleyi, zaten kendisi dışında kimsenin konuşmasına da izin vermiyor. Öyle bir noktaya getirdi ki sorun son derece basit, teknik, mimari bir mesele. İşte bir referandum yapılır, yargı kararına bakılır, ona göre sorun çözülür gibi. Ben de orada o saatte bir söz alıp şunu söyledim. Eğer bir sorun çözeceksek, çözüm için buradayız diyorsak siz de biz de, bu sorun artık teknik bir sorun değildir. Biz bu görüşmeyi 10 gün önce yapıyor olsaydık evet bir teknik mesele olarak konuşabilirdik. Ama bugün Türkiye'nin her yerinde milyonlarca insan sokakta ve bu ülkeyi yöneten başbakan olarak size bir şey söylüyorlar. Dolayısıyla bu sokaklardaki sesi duymanız gerekir ve sorun teknik bir sorun değildir. Basitçe bir mimari sorun değildir. Bir sosyolojik, toplumsal bir mesele haline gelmiştir ve 4 tane insan ölmüştür. Dolayısıyla sorunu çözeceksek bunu böyle görmek zorundayız dediğim anda hani çok büyük bir tepki gösterdi. Daha önce de bunlar konuşuldu. Çok uzatmak istemiyorum. Ve ayağa kalktı ve evet, tepki gösterdi. Evet. Arkasından da kızı yanına bunu, geldi ve dışarı çıkardı. Bunu paylaşmanızı istememin nedenlerinden biri şu. Aslında her yol Roma'ya çıkıyor bir bakıma. Yani şu, iktidar sürekli işte gezi olayları mı? Canım bir mimari mesele. Valide bağ mı? Orada ne var ki işte bir cami yapılır. Siz ezana karşı mısınız? Ya da maden kazası. Orada eğer yol şöyle değil de böyle olsaydı, şu tedbirde alınsaydı bunlar olmazdı. Her şeyi teknik ufak tefek sorunlara bağlamaya çalışıyorlar. Oysa konuğumun dediği gibi sistem sorunu, bunu görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Çünkü o sistemin hem parçası halindeler hem de onu zaten besleyip büyütüyorlar. Programın sonuna geldik sevgili Arzu Çerkezoğlu. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tabii miyim? Zaten birkaç cümle için bırakacağım. Teşekkür ederim. Son madem hani Gezi'ye geldik, şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Gezi süreci zaten Başbakan'ın o günden beri her konuşmasında ifade etmesi, hala o korkuyu taşımasından hani gerçekten bir diktatörün hani dizlerinin bağının çözüldüğünü gördük biz o günlerde. Bu önemli bir süreç ve Türkiye'de artık hani bir simgesel olarak söylüyorum. Tabii ki öncesi de var ama Haziran isyanıyla birlikte yani Türkiye'nin 81 kentinde milyonlarca insanın sokağa çıktığı bu süreç Türkiye tarihi açısından çok önemli bir kırılmadır. Ve yaklaşık 2 yıldır sokaklarda Türkiye halkı, işçiler, kadınlar, gençler, Türkiye halkı gerçekten bu yağma ve talan politikalarına karşı kentin, emeğimizin, doğamızın yağmalandığı, her şeyin ama her şeyin sermayeye peşkeş çekildiği bu iktidara karşı çok net, çok açık, çok güçlü bir direniş yürüyor Türkiye'de. Yani o yüzden ben hani bu böyle hep çok karanlık tablolar konuştuk da o yüzden söz almak istedim. Anladım, en son iki anladım. Cümle. Ben hani gerçekten özellikle Gezi sürecinden bu yana Türkiye'de çok önemli bir tarihsel kırılma yaşandı ve bu devam eden bir süreçtir. Bu olmuş bitmiş bir şey asla değildir. Ve bu süreçten beri özellikle son 2 yıldır Türkiye'de tüm Türkiye halkı, tüm kesimleriyle birlikte bu siyasi iktidara karşı çok güçlü bir direniş içerisinde geleceğe daha da fazla umutla baktığımız bir dönemin içerisindeyiz. Ben de ve bu mücadele içinde Türk'le Kürt'ün yan yana olmasını, işte Çerkez'le Laz'ın kol kolu olmasını ve işte Misak-ı Milli komisyonları, bölünmeler vesaire kutuplaşmayı daha da tırmandırarak işin buraya varmamasını umut ediyorum. Çünkü hakikaten bu ülke hiç kolay kurulmadı. Kurucu irade Mustafa Kemal Atatürk daha yeni andık, önceki gün andık. Ve arkadaşları, bu ülke için kanlarını dökenler herhalde günün birinde birbirimizi keselim, öldürelim ya da işte ayrılalım diye can vermediler. Efendim, pazartesi günü görüşeceğiz. Umarım iyi haberlerle görüşürüz diyeceğim. Her zamanki gibi tuhaf bir temenni bu da. Onu söylerken bile kendimi yalan söylemiş gibi hissediyorum. Neyse, bakalım nasıl görüşeceğiz diyeyim. Öyle bırakayım. Hoşça kalın. İyi hafta sonları herkese. Adalet bekleyen, özgürlük arayan herkese özellikle. Hoşça kalın.